200 bin metrekare. Bir futbol sahası kaç dönümdür biliyor musunuz? 5 bin metrekaredir bir futbol sahası. 1 milyon 600 bin metrekareyi ne yapacağız? Sonundan 3-0 atacağız. 1600'ü 5'e böleceğiz. Zor matematik değil mi? He? Zor mu? Değil canım. Bulursunuz herhalde. Dolayısıyla gerçekten çok önemli bir alanı, çok önemli bir sahayı hepinize kavuşturmuş olduk ve biz inşallah İstanbul'un her yerinde bu yeşil alanları insanlarımızla buluşturuyoruz. Tabii bu kapsamda bu parkları yaparken atık su hatlarını, temiz su hatlarını tekrar yeniliyoruz. Birçok sorunu çözüyoruz. O bakımdan şehre başka gözle bakanların yerine pırıl pırıl bu alanları milletimizle buluşturuyoruz. Bizi bugünün İstanbul'daki muhalefeti inşallah daimi muhalefet olacak bu anlayışın anlamasını beklemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu ile olan dertlerini anlıyorum, onu biliyorum sadece. Bu göreve geldiğimizden bu yana şunu söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Ekrem İmamoğlu olarak bir kişinin arsasına özel imar vermedik. Bak, bir kişinin arsasına, tek bir kurumun imar artışı vermedik. Onun için ben onları iyi anlıyorum. Onun için sesleri çok çıkıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu gizli bir milletin yaptığı devrimdir, devrim. Bunu unutmayın. 4,5 yılda bir Allah'ın kulunun arsasına özel bir imar tanımamak. Ama biz şunu yaptık. Biz İstanbul'un kentsel dönüşüm için mücadelemizi veriyoruz. İstanbul'un yıllardır alamadığı tapusunu vermek için tapusunu veriyoruz. Onun için uğraşıyoruz. İmar yağmacılığına, imar dolandırıcılığına son verdik. İstanbul'u dertleniyorlar, biliyorum bu yönünü kapattığımız için dertleniyorlar. İstanbul'u yeniden almak için de hayal kurduklarını görüyorum, kursunlar. Ama bir şey söyleyeyim, İstanbul artık başka bir perdeyi araladı, başka bir pencereyi açtı, başka bir kapıyı açtı. Artık İstanbul bir avuç insanın ya da birkaç kişinin ya da aşkım diyen kişinin hayali olmayacak. İstanbul 16 milyon milletin hayali olacak. İstanbul bu pırlanta gibi evlatlarımızın, yüz binlerce çocuğumuzun hayallerini süsleyecek. O bakımdan bizim bu güzel sunduğumuz alanların onların rant hayallerini yok ettiğinin farkındayım. O iş bitmiştir. Artık İstanbul'un 16 milyon insanına aittir. Hep öyle kalacaktır. İstanbul'un hakkını vermeye, İstanbullulara ait olanı yine İstanbullulara dağıtmaya size, hepinize söz veriyorum. Devam edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz. Balta Limanı Yaşam Vadisi'nin birinci etabı hayırlı olsun.